Selamlar millet. Ben Sinan, yani Tat Dedektifi. Kanalım Burger Haritası'na hoş geldiniz. Bugün size benden şu videoda altına yorum yazarak istediğiniz o soğan marmeladı tarifimi yapacağım. Hemen bir malzemelerimi sayayım. Mor soğanım var, zeytinyağım var, tereyağım var. Sarımsak var, defne yaprağı var. Kırmızı şarap sirkesi var. Balzamik sirke var. Çam pekmezi var. Bunu sonra anlatacağım. Nar suyum var ve şekerim var. Şimdi çam pekmezinden başlayayım. Bundan yaklaşık herhalde siz bu videoyu izlediğinizde 2 ay geçmiş olacak. Şubat'ın sonu, Mart'ın başıydı. Kastamonu'ya gittim. Kastamonu'da İksirli Çiftlik var. İksir Resort Town diye bir otel var. Oraya gittiğimde oranın sahiplerinin yapmış olduğu çam pekmezini gördüm. Çamın daha yeni yaprakları çıktığında uçlarını kesiyorlar. O uçları kaynatıp çam pekmezi yapıyorlar. Şekerli olanı var, şekersiz olanı var. Burada benim Intima Yaşam'da çekim yaptığım yerde bu ürünü de bulabiliyorsunuz. O çam pekmeziyle size bu sefer bu soğan marmelatını yapmak istedim. Şimdi bu marmelatı da özellikle marmelat diye söylüyorum. Çünkü ben normalde biliyorsunuz yine şuradaki videoda görebileceğiniz karamelize soğan tarifimde uzun pişirme yapıp soğanın içindeki şekerin dışa çıkmasını sağlıyorum. Bu tarifte de İçerisine özellikle şeker katacağım. Dolayısıyla şeker ve pekmez katıldığı için bu benim için karamelize soğan tarifi değil ve daha kısa sürede olacak. Bir yarım saat 40 dakikada hazır olmuş oluyor. Bu benim için soğan marmelatı tarifi. Hadi şimdi başlayalım. Siz videoyu izlerken ben başlamadan tavamı ısıtmıştım. Hemen bir zeytinyağımı koyuyorum. Ardından şöyle iki tane de tereyağı atacağım. Hafif bir takım krema tadı yaratmak için. Bu arada hatırlatayım, her tarif videomda unutmayın ki tarifle ilgili bilgiler aşağıdaki, o aşağıda yer alan açıklamalar kısmında mutlaka bir bağlantıyla burgerharitası.com'a sizi yönlendiriyor. Dolayısıyla gramajlar nedir ne değildir takılmayın. Aşağıdaki o bilgi kartında yer alan bağlantıya tıkladığınızda siteye yönlendiriyor. Oradan tariflere ulaşabilirsiniz. Şimdi ben ufak ufak yapmaya başladım. Şimdi zeytinyağının içerisine niye tereyağını da koyduğumu anlatayım. Zeytinyağının dokusuna tereyağının da tadını verip birazcık böyle kremamsı bir şeyler yaratmak istiyorum. Bu arada ocağım da ortanın bir tık altında açık. Biliyorsunuz ben burada bir elektrikli düz pişirme ünitesi kullanıyorum. Siz evinizde gazlı, doğal gazlı ocakta bu işi yaparken siz de orta ateşin biraz aşağısında soğanlarınızı sotelemeye başlayabilirsiniz. Şimdi burası tereyağı eridiği için benim için okeydir. Soğanlarımı da şöyle koyuyorum. Tamam. Burada yapılacak işlemi ben size söyleyeyim. Malzemeleri böyle ara ara ufak ufak soğanın içerisine katıp bu arada zeytinyağını ve tereyağını ortanın bir altında yaptım ya. Soğanlar bir tık böyle renk almaya başladığımda ben ateşimi birazcık yükselteceğim, sonra bir daha düşüreceğim. Dolayısıyla hani ocağın başında bunu bırakmadan birazcık böyle bununla oynaya oynaya bu tarifi yapmanızı ben özellikle rica edeceğim ki malzemelerinizi yakmayın. Şimdi hemen sarımsaklarımı soğanın arkasından ekliyorum. İki tane defne yaprağım var. Ben bunları Hatay'dan kendim bahçeden toplamıştım. Böyle çok seyahat etmenin de böyle güzellikleri oluyor. Şimdi bunlar bir en azından soğanlar renk değiştirene kadar bir sotelensinler. O sırada siz bunu izliyor olacaksınız, sonra devam edeceğiz. Şimdi soğanlar renk değiştirdiler. Ben hemen tuzumu ekliyorum. Bu arada bir
tatlı bilgi de vereyim size. Beyaz soğanla yapıyor olsaydım, beyaz soğanın içerisine daha az şekerli bir soğan olduğu için daha fazla şeker katmanız gerekecekti. Ama mor soğan normal diğer soğanlardan bir tık daha şekerli olduğu için, dediğim gibi tarifin miktar bilgileri aşağıda yer alacak. Ama hani şöyle bir şey söyleyeyim size, yaklaşık böyle dolu dolu 2 yemek kaşığı şekerim var. 1 yemek kaşığı kırmızı şarap sirkem var. Üç yemek kaşığı balzamik sirkem var. Çam pekmezinin tadı alışmış olduğunuz pekmezlerden daha yoğun, çam olması sebebiyle. Dolayısıyla bence bir tadına bakın ve kendiniz tadını anladıktan sonra ayarlayın. Benim ufak çay kaşığım var. Yaklaşık şöyle 1-2 dökülenleriyle beraber 3 çay kaşığı kadar da sirkem var. Bir de işi birazcık hareketlendirmek için nar suyu koyacağım. O da yaklaşık 50 mililitre kadar. Şimdi burada ne yapılacağını söyleyeyim size. Dediğim gibi malzemelerde, yani gözünüz malzemelerin üzerinde olsun. Ateşimi siz beni izlemeden önce yükseğe ayarladım. Burada bir soğanın sotelenmesi, şu havuzun su yoğunluğunun çekilmesi ve aslında karamelize olması işlemi olacak. Yüksek ateşte başlayın. Su bu havuz yoğunlaşmaya, çekmeye başladığında da ateşinizi ortaya, gerekiyorsa ortanın altına düşürün. Bu işlem yaklaşık bir 20-25 dakika alacaktır. Arkadaşlar, soğan marmelatımız oldu. Şimdi bununla ilgili size bir püf noktası verebilirim. Şöyle sallayayım bir de. Bu soğan marmelatını yağlı burgerlerde kullanabilirsiniz. Hem şekerli yağını toplayacaktır. Hem de içindeki o koyduğumuz tüm sirkeler, narlar sebebiyle bir asit var. O güzel bir denge yaratacaktır. Hatta burgere bile koymayıp, yani böyle yumuşak peynirlerinizin üstüne öyle ekmekle sürüp bile yiyebilirsiniz. Benim çok sevdiğim bir tarif. Ha, bu arada bunu saklamak için de bir size öneride bulunayım. Sterilize ettiğiniz cam kavanozlarınızın içine saklayıp bu piştiği ve sirkeli haliyle, yani yaklaşık, ben çok uzun süre tutmanızı tavsiye etmem. Zaten böyle bir şeyi hani yaptığınız gibi hemen yersiniz diye tahmin ediyorum. Ama uzun süre söylemeyeceğim. Yaklaşık bir ay kadar daha bunu rahatlıkla tüketebilirsiniz. Daha uzun sürelerde aslında 6 ay, bir yıla kadar da gider ama ben dediğim gibi güvenmiyorum. Taze taze keyifli yapıp yemenin bence tadı başka. Ben birazdan bunu dediğim gibi sterilize ettiğim kavanoza koyarken defne yapraklarını da içinden çıkartacağım. Siz de çıkartmayı unutmayın. Dolayısıyla benden şu tarifi isteyenlerin umarım gönlünü alabilmişimdir. Umarım memnun olmuşsunuzdur. Memnun olduysanız lütfen, biliyorsunuz, o baş parmakları yukarı doğru basarsanız ben de çok mutlu oluyorum. Çünkü bu kanal sizin desteğinizle, sizin o baş parmaklarınızı vurmanızla büyüyor. Ayrıca hala abone olmayanlar varsa lütfen abone olsunlar ve videoyu paylaşsınlar arkadaşlarına. Yeni arkadaşlar, yeni aboneler gelsin. Bir de yeni videolar çekmem için bana hem bu video için yorum, hem de dediğim gibi yeni videolar için ne yapabileceğim hakkında aşağı yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.